Retina Göz Olay Sağlık Programı'nı sunar. sağlıklı günler. Olay sağlığa hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz Profesör Doktor Hikmet Özçetin bizimle birlikte. Göz hastalıkları uzmanı kendisi. E, ve biz özellikle son dönemde, son yıllarda e, sosyal medyanın, tablet kullanımının, bilgisayar kullanımının, televizyon izleme oranlarının bu kadar zirve yaptığı dönemde gözümüzle ilgili en kritik problemlerden biri olan miyopu konuşacağız. Bizim halk arasında uzağa görememek diye ifade ettiğimiz miyop sorunu dan bahsedeceğiz. Beraberinde tedavi ile ilgili kritik e, bilgiler verecek bize uzmanımız. E, lens mi, gözlük mü yoksa lazer mi? Beraber tartışıp konuşup karar vereceğiz efendim. Sizlerde ifade ettiğimiz konu başlıkları ile ilgili özellikle miyopla ilgili aklınıza takılan sorular için elektronik posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ben. ederim. Sağ olun. Derinlemesine bir miyop konusu olacak evet. masada. Daha çok biz e, re refraktif cerrahi e, başlı Altında hemen miyop, hipermetrop, astigmat'a anlatır ve tedavi yöntemlerine geçeriz. Ama bu sanırım artık miyop'un birazcık daha kökenine inilecek bir program olacak. Doğrudur. Nedensel olarak anlatacaksınız ise. isterseniz İsterseniz bozulmaya gelmeden. Sağlıklı bir göz. Ben miyopum? Sanırım siz Değil de ben. miyopsunuz. Evet. evet ben de Dolayısıyla bu bizim maalesef kapsamıyor ama. kahramanları. <laughs> evet biziz. Gündemde. Konunun kahramanı olmayan sağlıklı evet. gözler için. Dilerseniz biraz sağlıklı gözün nasıl gördüğünü anlatalım. Evet. Hem de dört numaralı slaytımızı rica edelim yönetmenimizden. Işık göze nasıl giriyor? Belki evet. daha güzel canlanır bizim de gözlerimizde. Şimdi görebilmemiz için her şeyden önce ışık lazım. Evet. Işıksız ortamda insan göremez karanlıkta kalıyoruz. Dolayısıyla da ışığın göze gireb girebilmesi için ortamında ışıklı olması lazım. Işık bildiğiniz gibi elektromanyetik bir hı. dalga. Evet Fotonlar bunlar ve göze girerken bir takım ortamlardan geçiyor. Buna gözün kırıcı ortamları diyoruz. Eğer sonsuzdan gelen ışık ışınları gözün fovea dediğimiz hı hı. görme noktasına düşüyor ise bu yapıda olan bir göze biz normal kırılmak kusuru olmayan göz diyoruz. Slide'da da sanırım evet. sağlıklı bir göze ışık nasıl girer çok bunu rahat görüyoruz. Evet. Eğer bu görüntü ikinci slayt alırsak. Hemen ikinci slide'ımız da gelir arkadan. E, bu slaytın arkasını alalım. Kırılma olayı ne? Kırılma olayı her şeyden önce bir e, ortamdan başka bir ortama geçerken ışığın yaptığı Hı -hı. sapma hareketleridir. Hı -hı. Gözün özellikle ön kısmı. Evet. Bu kırılma işlemini yapıyor. Şemada da gördüğünüz gibi en üstte gözyaşımız var. Hı hı. Onun altında kornea dediğimiz saat camı gibi tabaka. Ön odacıkta göz sıvısı var. Göz merceği var. En arkada da vitreus var. Bu beş tabaka gözün kırıcı ortamı. Yani havadan biraz daha likit, daha böyle sıvısal bir ortama bir doğru ortam. giriyor Çok değil mi? Güzel. Işık. Çok güzel. Göz güzel bir olay. Dolayısıyla göz bu beşli sistemin içinden geçerken hı hı onların gücüne paralel olarak görme noktasında odaklaşmaya çalışıyor. Ve bir öbür slaytı alalım orada Hemen da altın göreceğiz. Hemen altımızdaki slaytımızda rica ederim. Evet. Burada belki Burada kırıcı ortamlarda meydana gelecek değişiklikleri görüyoruz. Bu kırılma kusurunu ortaya çıkarıyor. Hı hı. Kurulma kusurunu yapan nedenlerden birisi gözün bu kırıcı ortam adını verdiğimiz beş tabakanın içeriğindeki özelliklere bağlı. Buna indeks diyoruz. Hı hı. İkincisi o tabakaların eğrilik yarıçapları çünkü bunların hepsi birer mercek. Hı hı. Üçüncüsü de gözün uzunluğuna bağlı. Dolayısıyla e, bu hadiseler o kadar güzel koordine edilerek bir araya getiriliyor ki gözde gelen ışık ışınları normal bir gözde, normal uzunluktaki bir gözde görme noktasına geliyor ve görüntü oluşuyor. Peki kırma kusurlarıyla birlikte ne gibi sorunlar ortaya çıkar dediğimizde yönetmenimiz 7 numaralı slaytı da ekranımıza taşıyacak. Ee, pek çok göz kusuru biliniyor ama evet. en çok da uzağa görememe yakını görememe diye iki başlık biliniyor. Evet, doğru. Bunun dışında başka görme kusurlarımız var. Kırma kusurlarımız özür dilerim. Şimdi şöyle söyleyelim. şemaya alırsak daha rahat Semen anlaşılacak. Hemen 7 numaralı slayt. 7 numaralı slaytımız geliyor. Evet, e, ders gibi oluyor ama kusura bakmayın anlaşılması lazım. Kırıcı ortamların özelliğine bağlı olarak görüntü gözün uzunluğu veya kırıcı ortamın yapısına bağlı olarak görüntü bazen göz uzunsa Hı -hı. öne kısaysa göz yapı olarak arkaya Hı -hı. düşüyor. Ve görüntü bulanıklaşıyor bu durumda. Bunda e, rol oynayan faktörler sonucunda gözde üç tane kırılma kusuru dediğimiz ametropi olayı çıkıyor. Hı -hı. E, bunlardan bir tanesi uzağı görememe. Göz Normalden uzun burada. Hı hı. Dolayısıyla görüntü retinanın görme noktasının önüne düştüğü için bulanık görüyoruz biz. İkincisi yakını görememe dediğimiz hipermetropi. Burada göz ufak daha doğrusu kısa. Evet. Dolayısıyla görüntü retinanın arkasına düştüğü için bu sefer yine bulanık görüyoruz. Bir üçüncüsü de bunların e, içerisinde hareket eden eksenler arasındaki farktan doğan çünkü göz çok yuvarlak bir organ değil, portakal gibi bir organ. Hı hı. Bir dikey aksiyle yatay aksiler arasında fark meydana geldiğinde bulanık görmeler meydana geliyor. Buna da astigmatizma diyoruz. Hı hı. Peki burada bir soru daha soralım. Bu arada yönetmenimiz 8 numaralı slaytımızı da ekranımıza taşıyacak. Ee, Presbyopi denen bir problem var. Evet. Ee, bu da sanki hipermetrop gibi canım. Orada da yakını göremiyoruz diyoruz. 40 yaş sonrasında ortaya çıkan bir Çok sorun. Çok güzel. Dersiniz Hepimizin, iyi Evet biraz <laughs> iyi çalıştım bu sefer. Hepimizin e, yavaş yavaş birkaç yılımız kaldı bizim evet. e, şahsi olarak. E, yakını görme sorununu yaşa bağlı yaşadığımız bir problem bu. Her ne kadar hipermetropa benzese de presbiyopi ile hipermetrop arasındaki fark nedir? Kırma kusuru mu değil mi? Şimdi e, hipermetropi gözün kısa olması demiştik. Bir de yapısal bozukluğundan oluyor demiştik. Hı -hı. Respiyopu göz merceğinde cereyan eden bir olay. Yani göz normal uzunlukta, Hı -hı. normal yapıda ama göz merceğimiz içeriği itibariyle aynen saç ve tırnak gibi olduğu gibi devamlı büyüyen lifsel bir yapıda olduğu için Hı -hı. ve sert bir kabukla etrafı sarılı olduğu için bu büyüme devam ederek tıkızlaşmaya Hı -hı. sebep olur. Ve bunu ultraviyole de eklenir. Dolayısıyla e, Afrika gibi ekvator bölgesinde 45 yaş değil. 38 yaşlı bu olay başlarken Türkiye'de 42 Rusya'da 45 yaş gibi ultra biyolünün bağlı evet, değişir. Bağlı. Dolayısıyla insan oğlu yaratılış itibariyle nasıl ölümü tadacaksa da presbiyobi tatmak zorunda. Bu bir yapısal gelişim bir ve sonuç. kimik yaşlanması gibi cildin gibi, yaşlanması gibi. gibi bu da bir nevi gözün Bu da belki yaşlanması. de tanrısı olarak şöyle bir olay söyleyeyim. E, mevcut e, yapı 40 yaşından sonra bozulmaya başladığı gibi, insan vücudunda olduğu gibi belki bir kontrol mekanizması olarak konmuş presbiyopi. Kişi yakını görmediği için eski Hı -hı. çağlarda genç insanları papazlar mesela çömezleri kullanırlarmış. Hı -hı. Kraliyet aileleri üst seviye katip kullanırmış. Çünkü o zaman gözlük yok. Evet. Dolayısıyla bu tip olaylar o şekilde çözülürmüş. Dolayısıyla hipermetrop ve miyop Yaşamın bütün boyutlarında varken devreye yakın görme bozukluğu doğduğu için presbiyopi, evet. daha doğrusu yaşlı gözlük Yaşlıyor. ilave olduğu için bu sefer bir olay daha eklenir. Eğer hasta miyopsa, eksi işaret olduğu için artıyı çıkarır. Hı hı. Onun için benim bir deyimim var. Miyoplara Tanrı doğuştan silleği vurmuştur ama <laughs> kırkından sonra yaşını pek anlamazsınız. Evet, çünkü presbiyopi ihtiyaç duymuyor. Artı eksi götürüyor. Evet. Ama hasta hipermetropsa, yakını görmüyorsa Presbiyopik değer de üstüne eklenir. Hı hı. Dolayısıyla hastanın gözü bir buçuk derece bozuksa, 45 sonra... yaşındaysa hasta 3 numara gözlük takmak zorunda kalır. Onun evet. için presbiyopik değer miyoplarda avantaj, hı hı. hipermetroplarda dezavantajdır. Bu hepimizin başına gelecek, evet. çözümü farklı. Yaşamın belli periyotlarında belli şekilde karşımıza çıkan bir güçlük. ...çok uzun süredir sahip olduğum bir e, kusurun avantajını da e, evet. öğrenmiş oldum. Evet, yani ben. siz genç Çok kalacaksınız miyopinize bağlı evet, olarak. Evet, hepimiz miyop, tüm miyoplar evet. için tabii ki bu evet. cümle. Evet. Ee, şimdi hocam sık sık göz uzunluğundan bahsediyorsunuz. 9 evet. numaralı slaytımızı yönetmenimiz ekrana taşıdığı zaman... ...hem evet. gözde kırılma kusurunun nasıl ortaya çıktığını göreceğiz... ...hem de göz uzar mı diye bazen e, ekrandan bize tepki verdiğinizi hisseder gibiyim. Bakın nasıl uzuyor özellikle özellikle miyopide neresi uzuyor? Göz daha uzun, daha kısa dediğimiz yer neresi? 9. slide ile birlikte daha iyi canlanacak aklımızda. Hocam şimdi bu kırma kusurunun yaşlara bağlı olarak nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Göreceğiz evet. birazdan slaytımızda. Dolayısıyla özellikle 30'lu yaşlardan sonra o gözün çapı uzadığı dediğiniz eksen nasıl değişiyor? Evet şimdi şöyle burada da görülüyor çok net olarak İnsan gözü ve vücudu aynı yapısal gelişim içinde bir arada giden olaylar. Yani vücudumuz büyüyorsa gözümüz de ona paralel, burnumuz, ağzımız ona paralel büyüyor. Çocukta doğduğumuz zaman, çocuk olarak doğduğumuz zaman normal bir çocuk 3,5 kilogram ağırlığında 50 santim boyunda ortalama doğduğu zaman gözde 10-16,5 milimetre uzunluğundadır. Bu kısa yapıda gözün uzunluğu kısa olduğu için Gözün ön kırıcı tabakaları daha çok kırarak bu kısa gözde problemi aşmaya çalışır. Hı hı. Genelde insan yavrusu 3 diyoptri civarında, 3 ile 6 diyoptri arasında hipermetrop doğar. Göz evet. kısa olduğu için görüntü arkaya düşer ve belki de felsefe yaparsak biz insan yavrusu yerde sürünerek yakını iyi görmediği için büyürken Ayağa kalkar değil mi? Ayağa kalkarken yetmiştikçe... hayvanlar tersine 2 ve 3 dioptri miyop oldukları için bunlar yakını iyi gördükleri için, uzağı iyi evet. göremedikleri için hayvan yavruları 2 saat içinde ayağa kalkar. Evet. Eğer kalkmazsa annesi bir müddet ondan sonra uğraşır. Hı hı. Eğer o hareketliliği çok, bebek kazanamazsa, bebek zürafa hı hı. annesi terk eder onu. Doğal seleksiyon. Evet değil doğal mi? seleksiyon oluyor ama insan da bu böyle değil. İnsanda çocuk kucakta kalıyor, kucakta büyüyor, taytay tay yapıyor bir bir buçuk yaşında ve ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyorken gözde 4 yaşına doğru 16 altı milimetreden yirmi milimetreye yükselerek hı hı. uzamaya başlıyor, beyin gibi aynen, evet. beyin de büyürken göz de ona paralel büyüyor. Dolayısıyla insan yavrusu yakını görememeyi. rahatsızlığı olan hipermetropi ile ortaya çıkarak yaşamaya çalıştığı için. Özellikle son dönemlerde Türk Göz Hekimleri Derneği'nin büyük çaba ve baskılarıyla yeni doğan çocukların, zaten biz göz kliniklerinde bu yeni doğanların muayenelerini ısrarla yapıyoruz. Çünkü bir takım rob dediğimiz, prematüre retinopatisi dediğimiz, ufak bebeklerin gözünde olan olaylar, çok 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 ender rastladığımız bazı timorler bizi muayene yapmaya zorluyor. Yani bebeği doğar doğmaz bir kere gör, görmemiz gerekiyor. Ve bakanlık yeni yeni aile hekimlerine bu görevi yüklemeye başladı. Dolayısıyla da göz hekimlerine çocuklar 2-2,5 iki, iki yaşında mutlaka göz doktoruna gelmek zorunda kalıyor. Niye? İşte orada gelişim olduğu için evet. geliyor. Evet. Eğer hipermetropi iki göz arasında farklı olursa yani bir 3 numara bir 6 numara olursa hı hı. o zaman ortaya çıkacak şey 6 numaradan gözün görüntüsü kötü olduğu için ...o gözü beyin tarafından bastırılacak, tembelleşecek hı hı. ve kayacaktır. Dolayısıyla çocuk gözlerinin muayenesi şarttır. Ve bu nedenle naçizane olarak ben 1982 yıllarında... ...yaşlanmış hastalarınızda çocukların ağlayarak beklemelerinden çok etkilenerek... ...üniversitedeki görev sırasında çocuk göz polikliniği kurarak bunu aşmaya çalıştım. Baktım ki insanlar rahatlıyor. Çünkü orada koşan ağlayan çocukların yanında... Yaşlı insanlar var, evet. her şeyden etkileniyorlar, kırılıyorlar, canım susturursun çocuğu vesaire. Onun için çocuk göz poliklini kurmakla kendimle iftihar ediyorum. Bunu açıkça netçe söyleyeyim. Pediatrik oftalmolojinin temelleri, evet, temelleri böylece atılmış oldu. oldu. Çünkü biz eskiden eğitim döneminde sadece şaşılık bölümleriyle bunu telafi ediyorduk. Ama bugün <laughs> üniversitelerde pediatrik oftalmoloji dediğimiz, sizin gibi öncülüğünde nacizane bizim yaptığımız bir seksiyonu kurarak çocuklara olan sevgimizi göstermeye çalıştık. Çünkü sağlıklı göz, sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir akıl demektir. Evet. Görmeyen gözün çektiği bir takım sorunlar belki bu şekildedir. Dolayısıyla özellikle çocukların göz sağlığı konusunda çok titiz olmamız gerekiyor. Çünkü bu çocuklar hipermetrop doğuyorlar ve diyeceksiniz ki hocam bu hipermetrop çocuk, ne getirir hı hı. bize? Hipermetrop çocuk eğer iyi görmüyorsa kötü yazar. Evet. Kötü aklı okur, algılayamaz. Geç okur. geç okur. Zekası geç gelişir. Onun için sağlıklı bir vücutta, sağlıklı bir gözün olması Kesinlikle. gerektiği için bu çocuklara çok sıkı muayene etmemiz lazım. Biz modernleşmek diyorsanız kadınıza eğiteceksiniz. Buradan Kadınızı iyi eğitirseniz çocuğun göz sağlığını internetten takip eder o. Evet. Ben bazen rastlıyorum hamile kadın nasıl takip eder bilmem ne falan diye. internet yayınlıyor. Şimdi internet, televizyon vesaire girdi ve çocuğun hayatı onun karşısına geçiyor. Bu çocuk da işte onun biraz karşısına hızlı geçtiği bir zaman ne yapıyor? Oldu. Üç tane hareket yapar çocuk. Bir, televizyona sokulur daha iyi görmek Hı -hı. için. Çünkü hipermetrop. İki, meraklıdır. Üç, işitmiyordur. Dolayısıyla anne babanın burada dikkat edeceği çocuk, çocuğunu doktora götürmese dahi herkesin evinde hemen hemen televizyon var. var. Çocuğun davranışıdır. Bunu bir daha tekrar edelim. Tekrarlıyorum. Buyurun. Eğer çocuk televizyona sokuluyor ise Daha yakından izleme isteyeyim. Yani şöyle diyeyim. Hı -hı. 58 ekran bir televizyonu 2,5 metreden seyretmesi gereken bir çocuk gidip 50 santimden seyretmeye başlıyorsa dibine oturuyorsa 3 tane neden vardır. Bir Duymuyordur. 2 görmüyordur. Üç çok meraklıdır. Dolayısıyla insan yavrusu ile altı diyoptri hipermetrop doğduğu için çocuk bir buçuk iki yaşında gözü hala kısa olduğu için göz yapıları hala bunu dengelleyemediği için çocuk hipermetrop olduğu için özellikle anne babanın eline verdiği aman susun yemeğini yesin diye cep telefonları laptoplar <laughs> vesaireler bu kusurun ortaya çıkmasına yardımcı olur. Dolayısıyla biz televizyonun Türkiye'ye girmesi, bilgisayarın Türkiye'ye girmesi yahut insanlık kullanımına girmesi, cep telefonunun insanlık kullanımına girmesiyle birlikte hipermetropiyi daha erken teşhis etme olasılığını elde etmeye başladık. Nasıl? Hocam ya doktor bey bu çocuk televizyona bakarken gözlerini kırpıyor. Birinci şikayet göz evet, kırpması. Evet, göz kırpması. İki çocuk başının ağrıdığını ifade ediyor. Bütün kırılma kusurları dediğimiz gözlük kusurlarının hepsinde baş ağrısı ön plandadır. Mevcut baş ağrılarının %75'i göz kusurlarından oluşur. Eğer çocuk yazarken şekilleri düzgün çizemiyor ve yazamıyorsa, harfleri eğri bürü ileri geri dönük yazıyorsa, yazma sürati düşükse, okuma sürati düşükse, gözlerini kırpıyorsa ve başı ağrıyorsa mutlaka göz doktoruna gitmek zorundadır. Bunları biz söylerken korkutmaya da gerek yok. Hı, hı Üç numara ve altındaki değerler hipermetroplar. Çocuk büyüdükçe göz uzadık daha azaldığı için düşecektir aşağıya. Kaç yaşı beklemek lazım? 12 ile 14 yaş. Hı hı. Ama 3 numaranın üstündeyse 6 numaraya, 7 numara, 8 numara, numara gibi olan ender hipermetroplar var gözleri kısa. Bunlarda değer yine azalır ama sıfırlanmaz. Sonuç ne olur? Kalın camlar, evet. kenarları ince. Artı kayma, gözün içeri kayması ve göz tembelliğini olaylardır bunlar. Kayma, göz tembelliği ve kalın Şaşırık. camlar. Evet. Şimdi çocuk gözlük taktığı anda anne baba vay, gözlük takıyor bilmem ne diye tedirgin olabilir. Ama şimdiki teknoloji plastik gözlük camlarını oluşturduğu için çocuğun gözüne takılan gözlük camları da bu çerçevede daha dikkatli olunacak ve tedbir alınacak olaydır. Dolayısıyla çocuk hipermetropsa ilaçlı mutlaka bir göz muayenesi yapılması hı hı. şarttır. İlaçlı evet. göz muayenesi yaptığımızda biz hipermetropiyi uyumda kapattığı için bir kısmını çıplak hipermetropik değerleri buluruz. Hı hı. Artı bu değerlere göre de yönlendiririz. Onun için çocukların gözü uzaması nedeniyle her sene hipermetrop çocuk ilaçla muayene edilir. Hı hı. Bu birinci kural. İkinci kural göz bir muayenesidir. Biz hekimli olarak çocuğu bu da zorlarız. Anne babayı zorlarız. Hatta bize kızan anne baba oluyor. Çocuğumun gözüne damla koydunuz, bağırttınız, tam tuttunuz, baladınız der. Tam onu Evet. E, lafınızı bölmemek evet. için sustum ama tam onu soracağım çünkü Buyurun. Mesela biz bu konuyu konuşurken şöyle mailler geliyor bize. Bir hmm. doktora gittik çocuğa zorla damlalı muayene yaptılar. 7-8 derece hipermetrop çıktı. A, benim çocuğumda 7-8 derece hipermetrop olur muymuş canım dedik. Başka doktora gittik. Damlasız muayene oldu. 2 derece çıktı. Bak işte gerçek derece bu dedik. Tedaviye başladık. Aradan 2-3 sene geçti. Anladık ki gerçekten ilk teşhis yani damlalı teşhisin doğru olduğunu ve eski doktorumuza geri döndük. Mesela bu metni ben ayna gibi hatırlıyorum. Daha önceki bir evet. miyop programı. ]'dan. Evet. Ve çok trajik bu kendi evet. içinde. Yani hekime güvensizlik ayrı bir problem. Öbür tarafta da inatla damlalı muayene yaptırmamak için sırf yanlış teşhis benim ayrı bir problem. Benim de hırpalayan hastalar da oldu. İşte. Vay siz benim çocuğuma nasıl böyle. Hayır çocuğunuza ben iyilik yapmaya çalışıyorum. Damlalı muayenenin bir riski evet. yok. Var. Eskiden vardı. Atropin diye bir ilaç Hı -hı. kullanıyorduk. Yan etkileri vardı. Zaten Şimdi... asıl adı da Atropa Belladona. Güzel Hı -hı. avrat otu. Evet. Yani güzel avrat otu zararlı oluyor tabii bazen. Dolayısıyla şimdi kullandığımız ilaçların hem etkisi kısa hı hı. hem de alerjik reaksiyon yapmıyor. Mutlaka ve mutlaka çocuk gözlerinin göz bebeklerinin büyütülerek ilaçla bakılması lazım. Evet. Peş peşe beş, beş, beş dakikada ile iki defa damlatıyoruz ve 20 ile 30 dakika içinde mutlaka o muayene yapıyoruz. Bizim toplum çocuğu biraz şımartıyor. Hı hı. Yani onun ağlaması, onun e, fevran etmesi, şımarıklığını Doktorla olan ilişkilerin şiddetine bağlıyor. Hayır, biz hastanın geleceğini ve gözünü düşündüğümüz için o zorlamayı yapıyoruz. Bir de doğumsal miyopiden bahsedelim. Evet, olur mu? Şimdi doğumsal miyopi ne demek? Bunu konuşmaya başladığımız için çocuk 12, olduğu için. Evet, evet. 12 numaralı slaytımızı Rica edeceğiz yönetmenimizden ve burada 12 numaralı slaytta. Ee, annesinin kucağında bir e, bebeğimiz karşısında da göz hekimine e, bakmaya ve odaklanmaya evet. çalışıyor. Bir fotoğraf var hemen geliyor. 12 numaralı slaytımız, evet ve e, burada sanırım e, hekimin de, annenin de e, çocuğun da sakinliği, sükuneti önemli bir örnek Evet hepimizde. şimdi Buyur şöyle efendim. bir şey söyleyeyim bu damlalı muayene mutlaka yapılması gerekiyor. Ama şimdi benim bir huyum var. Ee, belki de hocalığın verdiği e, olaydan geliyor. Çünkü genellikle anne baba e, gerek ekonomik gerek de e, lüzum görmediği için e, bir çocuğunu muayeneye getirir. ikinci çocuğunu da ettirmez hı hı. ekonomik nedenle yahut a, o ufak der. Ben mutlaka hediye olarak, hediye diye tabir ediyorum hasta yakınlarına ücret ödemediği için. benim Bu benim hediyem. İçeri gidin bir tane alet var. Çocuğun gözünü ölçsün getirin bana. Hı hı. Aa doktor bey teşekkür ederiz biz de düşünüyorduk ama falan. Gider ölçsün. İşte slaytta o aleti görüyorsunuz. Oturmuş bebek annesinin kucağında. Karşısında bir teknisyen var. Bunlar doktor değil teknisyendir. Ve bu işi çok iyi bilirler. Hı hı. Ve çocuk gözünün muayenesini de bilir bunlar. Hı hı. Aleti karşıdan tutar. Ve biz burada bu aletin çıktısı sonucu Aldığımız resimlerden gözdeki kırılma kusurunu, kaymayı ve ortamın e, sağlıklı olduğunu saptarız. Ve numara çıkar karşımıza. Bu alet çok eskiden bulunmuş bir alet değil, yeni bir alet. Evet. Ve bu aletin temelini teşkil eden olay göz bebeğindeki renk değişikliğidir. Hı hı. Ve bu aleti e, bir müddet sonra Japonlar ve bir takım araştırmacılar bu şekli getirdi ve aletin yüzünde çocuğa bakan tarafında bu emojiler var, gülen emoji. Evet. Aynısı var. Çocuk onu gülen bir bebek gördüğü için karşısına hemen bakıyor. Evet. Ve siz de o arada tak tak çekiyorsunuz bunu. Bu çocukları muayene ettiğimizde çocukların mevcut çocuk bebek doğumlarının 10 binde 5'inde miyop, yüksek miyop rastlarız. Hı hı. Yüksek miyoplu çocukların göz bebekleri iridir. Normalden daha iri. Daha büyük gözlülerdir. çünkü numaraları bunların 10-12 gibi rakamlara çıkar ve doğumsal miyoplarda göz iri ve uzun olduğu için numara yüksek olduğu için görmede azdır. Yapısal olarak göz zayıftır, görme yeteneği de biraz daha düşüktür. Dolayısıyla bu aletler elimize geçtiği günden beri bizim çocuk muayenelerimiz öyle paldur küldür anestezi altında. Yapmıyoruz. Direkt bu aletlerle ilaçlı muayeneyi yapıp az çok gözün kızılma kusurunu görüyoruz. Eğer bizi biraz şüphelendiren bir olay varsa <laughs> o zaman işin daha derine gidiyoruz. Dolayısıyla çocuk taraması, gözü taraması bu aletler son derece süper bir alet. Biz kendi çalıştığımız yerde ücret de almıyoruz bu muayenelerden. Ve Türkiye'nin her yerinde de hemen hemen bu bu şekilde yapılıyor ve bu şekilde değerlendiriyor. Çünkü çocuklar bizim için çok değerli. Evet. Şimdi 14 numaralı slaytımızı rica edeceğiz yönetmenimizden. Bu slaytta bir çocuğumuzun gözleri ekranda. Evet. Dolayısıyla burada biraz önce tanımladığınız e, anatomik yapı da e, gözlemlenebiliyor. Evet. Belli oluyor değil mi? Ondan? Bu daha net belli oluyor. Dilerseniz çok kısa e, neler olabildiğini yüksek evet. numaralarda çocuklarda şimdi bir kez daha Şimdi Şöyle bir şey söyleyeyim. Madem miyopiye yavaş yavaş Dalıyoruz. İşte Çocukta da, e, dedik doğumsal olabiliyor, bir de sonradan gelişiyor miyopi. Sonradan gelişen miyopiler e, diğer çocuk bebek doğum doğumsal olan miyoplardan çok daha fazla. Hı hı. Diyelim ki 10 tane miyop varsa elimizde hasta, hı. bunun yüzde 99,9 e, sonradan oluşandır. Ve e, özellikle bu çocuk çağında başlayan miyoplar ilkokul çağında başladığı için ve fark edildiği için tahtayı göremiyorum. İşte gözümü kısarak televizyona bakıyorum. Başım ağrıyor diye çocuk geldiğinde genellikle Türkiye'de 5-7 yaş pardon 7-8 yaş Sarı yani Doğu Asya'da 5-6 yaş civarında çocuk da başlar mı? Bunlar okul çağında ortaya çıktığı için bunlara okul çağı miyopisi diyoruz evet. ve 6 numaraya kadar gider. Bu slaytta gördüğünüz çocuk öyle bir çocuk. Biraz yüksek numarası. Evet. Bir gözü 6,5 altı altı buçuk, buçuk. bir gözü 4,5. Ama dikkat ederseniz gözler biraz normalden daha iri. i̇ri. Ve e, bu biraz daha yüksek bir numara tabii. Bizim basit miyop dediklerimiz 0 ile 6 arasındadır. Bazen 7 ya kadar çıkabilir bu çocukta Hı -hı. olduğu gibi. Gözünün arkası temizdir. Yani yapısı iyidir. Çocuk gözlük taktığı zaman her şeyi trak diye okur. Bunun yanında bir diğer miyop tip var. Ara tip diyoruz. 6 ile 12 arasındadır. Görme siniri içeride ters döndüğü için görme düşüktür. Hı hı. Bunların sayısı da az. Ve en çok gördüğümüz okul çağı miyoplardır. Bunlar yüzde e, rakama vurursanız yüz miyopun içinde yüzde 90-95'ini tutar. E, ama bazı ülkelerde aile içi evlenmelere bağlı. Özellikle Yahudi ve Arap ırkında ve sarı ırkta aile içi evlenme çok fazla olduğu için, ve bizde de Doğu Anadolu'da çok fazla olduğu için bu tip miyopları görebiliyoruz. Bu senede bir numara artışla gider. Evet. Sarı ırk sanırım. Yani Japonlar çok çok fazla miyop yönünden dezavantajlı. Evet şimdi ben var, değil onun espriyle karıştırayım biraz. 16 numaralı slaytımızı rica edebilir miyiz evet. yönetmenimizden? E, tam da burada e, coğrafi anlamda e, bize bir yol gösterecek evet. önemli bir slayt. E, şimdi altta gördüğünüz Mükemmel. rakamlar benim e, yazdığım bir kitaptan Hı -hı. alınmış bir şema. Ben bu kitabı yazarken kendim de miyop olduğum için biraz... Ve miyop ameliyatlarının Türkiye'de, dünyada hemen hemen ilk yapanlardan olduğum için çok üstünde durduğum bir olay. Beyazlıkta düşükken miyopi, evet. sarıkta yüksek. Ve Japonya'da falan da bulundum ben, dikkat ettim. Herkesin gözü çekik ve bunların çoğu miyop. Hı hı. Tanrı demek ki miyop olan bu gözlere göz kapaklarını daraltarak, kısarak görmelerini sağlayarak miyopilerinin bir kısmını ortadan kaldırmaya çalışmış. Etmeye çalışmış. Belki bu bir evrim. Evet. Yani çekik gözlü olmalarının sebebi yüksek miyop olmalarına bağlayabiliriz. Hı hı. Ve bugün dünyada en çok miyop ameliyatlarının yapıldığı yer Japonya. Evet. Ve iç kapaklarda tık estetik cerrahinin yapıldığı en hı. önde gelen ülkelerden biri. Dolayısıyla burada haritadan da gözüküyor. Sarık'ta olan bu miyopi olayları veya daha az bir şekilde Afrika veya Af Amerika'da gözüken o slaytı bir büyütelim. Tane, tam ekran yapalım lütfen. Hemen geldi. Burada bir şey nokta koymak istiyorum. Ben bu kitabı yazarken 1900 kaç hatırlamıyorum ama 2000'lerden sonra yazılmış bir kitap bu. Bunu yazarken bir sürü dokümanı topladığımda bir çalışmaya rastladım. Bir Milliyetçi Çin çalışması, hı hı. Tayvan. Tay, işte o adacık Formos hı hı. adası. Orada yapılan bir çalışma ve bu çalışmada çalışan asistan kişi 1976 zannederim bir okul taramasına gittiklerinde çocuklar arasındaki sapladıkları miyopiyi %65-68 civarında bulur. Hı hı. O delikanlı bir müddet sonra aradan geçen zaman içinde profesör olur. Ve merak eder ya benim bir tarama yapmıştım bu ilkokulda. Bizim çocuklar nasıl acaba yine evet. der. Gider bir tarama daha yapar ve görür ki rakam %75-85'e çıkmıştır. Evet. Araştırır. O sırada elektronik cihazlar özellikle cep telefonları çok süratle çıkmış ve yayılmaya başlamıştır. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Hatta karikatürler bile var ya hani karı koca konuşurken cep telefonundan konuşuyor evet. gibi ve çocukların elinde hep ağla, ağlamasın diye bu cep telefonları verilmesi yakının görürken uyum yapma mekanizmini artırarak bir nevi body yapan insan gibi göz kaslarını çalışarak gözün uzamasını artırıyor. Oradaki rakamlarda göreceksiniz. Üstteki rakamlar kırmızı ile yazılmış rakamlarda artış var. Özellikle Güney Asya bölgesindeki artış çok yüksek. ve bir makale var ileride çıkacak karşımıza. O makalede söylenen bir şey var. Miyopi epidemya. Evet. Miyopi patlıyor. Evet. Sebep? Tam bir epidemya. Cep telefonları, sebep e, laptoplar ve bilgisayarlar. İnsanlar artık kapalı ortamda yaşıyorlar. Ben gözlükle futbol oynardım hep. Annem de kızardı, kırdığım için. Ama şimdi çocuklarımızın hepsi cep telefonları evde kapalı ortamlarda sağlıksız olarak yaşıyorlar. Peki şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yine acaba eğitim seviyesine göre, cinsiyete göre, uğraştığımız işe, mecraya göre de miyop oranları toplumda değişiyor mu? Bu soruyla devam edeceğiz efendim. Retina Göz'ün sunduğu olay sağlık programı devam edecek. Retina Gözün sunduğu olay sağlık programı devam ediyor. Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konumuzu yeniden hatırlatalım. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Özçetin bizimle birlikte biz bugün uzağa görme sorunu olan miyopun detaylarına iniyoruz. Yavaş yavaş e, miyopu özetleyeceğiz. Bu nedenden dolayı e, bir grafiğimiz var. 10 numaralı grafiğimiz. Bakalım e, ışık. E, özellikle ...farklı ırklarda, sarı ırkta, beyaz ırkta nasıl bir etkiye neden oluyor? Ve e, miyop nasıl gözleniyor? Bunu bize hem yüzdelere hem de yaşa bağlı anlatan bir grafikle anlatacağız. E, çok kısa özetlersek bu grafik üzerinden... ...miyopun dünya üzerindeki yayılımı ile ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Evet. Şimdi demişti ki burada görüküyor siyah olan e, grafik. E, insanlar doğduğunda yüzde %99,5-99 hipermetrop doyuyor göz kısa diye. Yaş ilerledikçe düşüyor. 5-7 yaşlarında göz uzamaya devam ederken hızla bir artış yaparak miyopiye dönüşüyor bir kısmı. Özellikle 10-12 yaş civarında kritik bir dönem var. Bu ergenlik. Ergenlik döneminde hipermetropi hemen hemen %100'den %15-20'lere düşerken ortaya hızla çıkmaya başlayan miyopik bir Artış karşımıza çıkıyor. O ben buna bir kritik soru. dönem diyor. Bu kritik dönemde aşırı evet. metabolizmanın hızlı büyümesi, boyun uzaması ilgili mi bunlar evet, birbiriyle? Tabii, tabii. Mı? Şimdi burada olan vücut gelişimiyle birlikte gözün uzamasını etkileyen faktörler. Anne baba miyopsa, gözlük takıyorsa ikisi de çocuklardan yüzde %40'ı miyop olabilir genetik olarak. Anne babadan biri miyop değilse, tek kişi miyopsa, çocuklar da yüzde yirmi oranında görülür. Anne baba miyop olmasa dahi yüzde on miyop olma şansı var. Bunda bir genetik faktör, iki çocuk veya kişinin meşguliyeti. Demin anlattım miyopi patlaması, evet. cep telefonları vesaire söyledim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, biraz ben kabaca davranarak, üniversitede öğretim üyesiyken Fatih projesine karşı çıktım. Hı hı. Dedim siz yanlış yapıyorsunuz. Eğitimi bilgisayarların içine sokuyorsunuz. Çocuk bilgisayar ortamında yalnızlığa mahkum oluyor. Gözlerini bozuyor dediğim şekilde. İşte onun sonucu bu. Yani Türkiye'de ve dünyada olan miyopide artış oranı yani miyopi patlamasının sebebi eğitimin dış ortamdan iç ortama yakın görmeye ve yakın görmede de Vücudun body yapması gibi göz kaslarının aşırı çalıştırılmasıdır. Yani bahçede oynaması, evet, doğayı kendi kendine evet, keşfetmesi, evet. içime dokunması, taşlara takılması. Biraz sonra tedavi önlem bölümünde ben çok çarpıcı bir belki de değil mi? yayın vereceğim Hı -hı. size, yani yayınlanmış bir e, bilgi vereceğim. Oraya gelmeden önce buradaki tartışmamıza biz devam edelim. Kısa karikatür. Dolayısıyla daha var mı? burada gördüğünüz gibi grafikte gördüğünüz gibi miyopi artarken. Hı hı. E, oradaki görülüyor. Sarı ırkta da miyopi daha fazla, e, beyazlıkta da daha az bir artış gösterir. Dolayısıyla ırksal ıs faktörlere bağlı olarak bazı miyoplar senede bir dioptri daha fazla atarak ve göz daha da uzarlayarak dejeneratif miyop dediğimiz duruma döner. Bunda çok faktör var. Evet. Şimdi o karikatürize şemaları getirelim. Biraz hızlanmamız gerekecek. Evet. Son 10 dakikanın evet. içerisindeyiz çünkü. Hemen bu karikatürü yorumlayacak Gör, olursak görelim. 15 Onu ben e, özellikle kitapta e, yaparak öğrencilere falan anlatırken kolay olsun diye Şimdi göstermiştim. Şimdi bu slide'da diyor ki hocam yakından Hı -hı. çalışanlar %49 ama diğer çalışanların %11'inde. Tabii. E, yüksek eğitimlilerin %30'unda ama eğitimsizlerin %13'ünde. Bakın yük orada bir rakam var, artış var bir evet. rakam, yeni bir rakam çıktı Yüksek karşımıza. gelirlilerin %28'i, az gelirlilerin %17'sinde, kadınların %35'inde, erkeklerin %28.4'ünde miyop var. Dolayısıyla evet. burada e, yakın çalışanlar e, tıpkı ifade ettiğiniz e, tablet veya telefon kullanımı evet. olduğu gibi en yüksek rakamımız aynı tabanda ser, genetik olay varsa evet. ve siz okuyan, yazan bir grupsanız Miyopi daha fazla gözüküyor. Evet. Bu benim demin söyledim. Çalışan vücuttaki kas yapma olayıyla paralel bir olay. Gözü ne kadar çok çalışırsanız, genetik eğilim, karbonhidratlı beslenme ve kötü ışık şartlarıyla birlikte devreye girdiğinde miyopi karşınıza çıkar. Mainz çalışması var. Hı hı. Bu çok daha vurucu. Oradaki slaytta gözüküyor sağ tarafta. %37 ile 57 oranına çıktı hı hı. bu rakam. Dolayısıyla miyopi sarık ve kültürlü insanların hastalığıdır. Hı hı. Niye kadında daha fazla? Çünkü kadın el işini çok yapıyor. Yakın çalışıyor hep. Ya, o ya Evet. örgü, evet. yemek bunlar devreye girdiği zaman kadının uyum yapma yeteneği arttığı için göz kaslarının çalışması sonucu karşımıza yüksek rakamlar çıkıyor. Hızlıca 17 numaralı slide'mızı da rica ediyorum. Evet. Yüksek miyopinin gözdeki... E, uzamayı daha net e, yansıtabilmesi için buradaki figürler de çok önemli. Evet. Bu slayt üzerinden Buyurunuz efendim. Şimdi e, normal göz uzunluğu 23-24 milimetredir. Miyoplarda bu 26 milimetre çıkar. Ama genetik faktörlerin etkisiyle basit miyop gibi olmasa bile çekingen olarak bazı gözlerde daha uzamalar ortaya çıkar. Ben e, çalıştığım dönemlerde aktif olarak bu konuda uğraştığım dönemlerde 36 diyoptriye kadar yüksek miyopları gördüm. Ve beni çok etkiledi bu. Çünkü yüksek miyopların en büyük özelliği bunlar 12 ile 36 numara arasında seyrediyor. Göz uzadığı için, içerideki dokular ayak uyduramadığı için dokularda harabiyet meydana çıkar. 40-45 yaş civarında da bunlar kör olurlar. Şimdi bir slayt var orada onu da görürsek çok iyi olacak. 18 numaralı slaytımız da geliyor. Evet. Burada yüksek miyopine gözün e, göz arkasını göreceğiz. Bakın gözün göreceğiz. arkası normal değil. Yama şeklinde beyazlıklar var. Bunlar atrofik görme hücreleri ve bir müddet sonra bunlar inceldiği için yırtılıyor. Yırtıldığı zaman dekolman oluyor. Evet. Dolayısıyla yüksek miyoplar bizim için hekim olarak en çok üstünde durmamız gereken hastalık grubundandır. Çünkü dünyada 5 ile 7. sırada körlük nedeni. Evet. Sebep sarı noktada kanama oluyor. Hı hı. Kanama olduğu için de görme düşüyor aşağıya. Allah'tan bu ara yeni yeni elimize geçmiş olan anti VGF dediğimiz bir takım ilaçlar var. Bu yeni damarları gözün evet, içine iğne kesinlikle. yaparak durdurmaya evet. çalışıyoruz. Ve bunlar çok büyük gözlük camları kullandıkları için kalın gözlük camları kullandıkları için ve az olarak gördükleri için zaten estetik ve psikolojik olarak da, da sorunlu insanlardır. Evet. Hep korkuları kör olmaktır. Göz tabakaları ince olduğu için daha çok dekolman, hı hı. daha önce katırak ve göz tansiyonu yükselmesiyle karşı karşıya kalırlar. Dolayısıyla bunlar sağlıklı insan vücudunda hastalıklı bir göz olarak düşünüldüğü için biz bunlara patolojik miyop diyoruz. Hı hı. Hızlan hanım, evet. daralıyor. 20 numaralı slaytımıza geçiş yapacağız. Ne yapıyoruz? Nasıl muayene ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi bu kadar konuşmanın ardından eskiden karikatürize edilmiş şey var. Bu biraz da beni çok seviyorum bu slaytı. O hı hı. gözlüklü şeyi az çok beni de andırıyor. Çocuklarda E harfleriyle, evet. büyüklerde de şekil e, harflerle ölçüm yapar iken, artık alt slaytta da gördüğünüz gibi muayenelerimiz artık çok gelişmiş teknolojik cihazlarla yapılıyoruz. Bugün göz muayeneleri artık yavaş yavaş bitiyor. Klinikler çıkıyor ortaya. Evet. Yatırım çok büyük, para çok büyük. Evet. Dolayısıyla bizler birleşerek bu tip aletleri alıp hizmete sunuyoruz. Burada altta miyop bir kişinin gözünün muayenesini görüyorsunuz. Hı hı. Çok gelişmiş topografik cihazlarla birlikte yapılıyor bu. Peki, 21 numaralı slide'da bizim... Benim yayın dışında kullandığım gözlüğümün camını benzer bir mercek evet. söz konusu. Ee, bakalım Göz bu mercek nasıl olduğu için, nasıl görüntü bir mercek? öne Buyurun. düştüğü için kenarları kalın raksak mercekleri kullanıyoruz evet. burada. Bu işin temeli. Evet. Ya gözü kısaltacaksınız. Hı -hı. Ya gözü, e, görüntüyü fovayanın üstüne bir şeyle çekeceksiniz. Kısaltma ameliyatları çok e, vahşi ameliyatlar Hı -hı. olduğu için... Denenmiş bırakılmış şeyler. O zaman görüntüyü gözün içinde FOV'un üstüne getirmem. Evet. Onun için bu mercekler kullanılıyor. Bunu ilk kullanan kişi kim biliyor musunuz? milattan evet. önce 50 yılda delir Neron. Neron'dan çıkmış evet, yani. Neron çok enteresan bir Hı -hı. filmi var. Filmde de çok güzel uygulamışlar bunu. Peki. Kocaman pertasız merceklerle bakıyor Hı -hı. etrafa. Benim mesela böyle hayal aklımda hep bir Marco Polo figürü var ama evet. nöronu bilmiyordum açıkçası. Evet nöron, bu işin başlangıcıdır. Evet. Gözlüğün peki, başlangıcı nörondur. Kalın kenarlı Neron. merceğin bizim e, gelme. derman olduğunu evet. söyledik. Evet, Dilerseniz e, 22 numaralı slayta baktığımız zaman gözlük dışında şimdi artık kullandığımız e, kontak lens ve artık refraktif cerrahi operasyonları var. Evet. Çok var. güzel özetlediniz gözlük kontakler ve refraksiyon cerrahisi. Hı -hı. Tarihsel gelişim içinde 1274'te Marco Polo ile başlar evet. gözlük. 23 numaralı slide'mızı anlatıyor hocamız. Ve evrim geçirmiştir. Hı -hı. Bence bulunmuş insana en fazla yararlı olan aygıtlardan biri. Evet. Burada Mikroskop görüyorsunuz Leonardo Da Vinci'nin ilk düşünü tahta çerçeveli gözlükler. Evet. Ve bunlar önce alına asılarak Sonra gözün önüne pardon, tutularak, sonra alnı asılarak, sonra da kulağa, kepçesine sapla geçirilerek hı hı. yapılmış. 1930'da bulmuş gözlük çerçevesi, hı hı. sapı. Ve 50'de tasarımı başlamış. Bugün bir gözlükçüye gittiğinizde uçuklarsınız. Evet. Marka marka çerçeveler evet. ve reyonda büyük zenginlik, tasarım harikaları, aygıtlar. Herkes, da bir o kadar hocam. herkes bunu <laughs> da çok bir, herkes bunu pahalı. gözlüğü bir e, tabi e, sağlık aracı Ama evet. bu bir mücevher aynı zamanda evet. yani şöyle söyleyeyim gözlük camları son derece kaliteli yüksek teknolojiyle yapılan camlar Onun için pahalı Evet Peki ekonomi ve halkın sağlığı bunu götürebilecek mi ya ucuz çerçeve cam alacak hı hı. uydurma Evet veya pahalı alacak. pahalı herkes alamıyor. Evet. İşte o zaman hem psikolojik hem estetik açıdan hem de görme açısından daha iyi olduğu için kontak lensler geliştirilmiş. Evet. Bugün yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de pek o kadar değil ama bütün dünyada mesela Amerika'da 10 hastanın 8'i kontak lens kullanırken Türkiye'de 10 hastanın 2 veya 3'ü kullanılıyor ben kontakt lenslerle de uzun süre hı hı. çalıştım. Hatta bir takım yayınlarım, kitaplarım da var. Görüyoruz ki insanların psikolojisi değişiyor. Spor hı hı. yapamayan çocuk spor yapıyor. Tabii. Ben basketbol takımından atıldım gözlük kullandığım için ama kontak lens olsaydı kullanırdım. Evet. Belki de hekim değil basketbolcu. Dolayısıyla de e, miyop kişi gözlük taktığında ilk yaptığı iş pasifize olmak. Evet, geri çekiliyor. Geri çekiliyor. Nereye çekiliyor? Kütüphaneye evet. gidiyor. Eve hı. kapanıyor, kitap okuyor, arkadaşlarıyla görüşmüyor, kavga etmiyor. Spor yapamıyor. Bunları hep ben yaşadım. Ve hep de bu bende etkili olduğu için de belki hep bunları önceden yapmaya çalıştım. Ve kontak lensler bugün taktığınız zaman göze bir ay kadar gidebilen, Hı -hı. çok sofistike, gelişmiş, Hı -hı. teknolojisi harika. Sürekli İsterseniz de göz şey rengini şey. değiştirebileceğiniz evet. yapılar. Ama bunların hepsi para. Hepsi ekonomi. Hastaya yük. Hı -hı. Senede bir defa gel muayene ol. Gözlük muayene yaptır. Git tarzı tasarım harikası bir çerçeve seç. Ben çocukluğumda gözlükçünün vitrine burnumu dayayıp ah şu gözlüğü alabilseydim diye çok yandığım günler olmuştur. Ama bu bir aparat. Sonuçta bakın kalın camlar ne hale geliyor, inceliyor. Evet. Gözlük insan yapısında da suratında da bir değişiklik. Ortadaki de bendeniz. Yani kendim çizdim onu. Ben de öyle gözüküyorum. Evet geçelim bunu. E, o 24 numaralı e... Evet Görselde kontak lens göze yerleştirildikten sonraki e, vizyonu görüyoruz. gösteriyor. Evet. Biraz büyük. Evet. Dikkat ederseniz, bunlar e, su geçiriyor, gözyaşını geçiriyor yüzde 38-58 civarında kalabiliyor. Yani rahat kullanımları var. Yalnız alerji yapabiliyor. Kullananların hijyenik şartlara çok dikkat etmesi, Hı -hı. el yıkamasına dikkat etmesi lazım. Doktor kontrolünde. ...kontak lens numaralarını alması lazım. Evet. Sağlık Bakanlığı buna bir aşama getirtirdi. Bizim başlıkımız sonucu bizim dediğim Göz Hekimleri Derneği'nin artık kontak lensler reçeteli alınıyor. Hı hı. Reçete sakın a kontak lens kullanmayınız. Gözünüzü de yara açarsınız, evet. gözünüzde alerjik reaksiyon yaparsınız. Geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden oluyor. Başı bozukluğun burada yeri yok. Çok e, kısaca 25 evet. numaralı slaytımızı da rica edelim. Çünkü birkaç dakikamız kaldı. Evet. 25, 26, 27 ve 28'i alalım Hızlı seri geçiyoruz. halde. Evet. Miyop ameliyatları Şimdi diye Şimdi burada başlıyoruz. miyop ameliyatını görüyorsunuz. Evet. Bu benim e, Rusya'da e, komünist dönemde çalışmalarımın sonucu getirdiğim bir ameliyat tekniği. Biz o zaman jilet parçalarıyla yapıyorduk. Hı hı. Şimdi elmas bıçaklarla idi. 89'da geçerim bu slaytı. Burada yapılan iş yüzünü örterek hastanın gözü açığa çıkartmak, Hı -hı. gözü sabit bir hale getirmek aletle ister mikrokiratorum dediğimiz bir hızar vasıtasıyla Hı -hı. Korneadan parça çıkarıp içine lazer yapmak veyahut lazer bıçağıyla kesip tekrar içine lazer yapmak. Hı -hı. Bir sürü tekniği var. Özel bir konu. Meraklı yapan bir arkadaş tarafından onu alabilirsiniz ama benim üstünde şiddetle durduğum yöntemlerden biri hı hı. ben kendi kızıma da yaptım. Herkes bana soruyor niye siz kendi olmanız? Benim gözüm müsait değil? Hı hı. Rusya'da bir kere, Türkiye'de bir kere masadan kalktım. Benim korneam müsait değil. Böyle hı. bir şey de var yani. Evet. Dolayısıyla her gelen hasta gözler olabilecek 18 bir şey yaşından yok. büyük olacak. Hı hı. Son hı. iki muayenelerde gözlük cam numaraları artmayacak ve gözünün yapısı müsait olacak. Dolayısıyla 10 hastanın ancak bir ameliyat oluyor. Evet. Şu anda dünyada 35 milyon ameliyat olan insan var. Türkiye bunun öncülerinden biri. Hı hı. Rakamsal olarak çok ucuz diğer ülkelere göre. Türkiye'de saç ekimi birinci sırada. Yabancı gelen hastalar sağlık turizmi açısından miyop ameliyatları ikinci Peki. sırada. 27 numaralı slaytımız son bir dakika. Evet. Hemen 27 ve 28'de görelim. Artık e, büyük genç numaralar. miyoplarda, büyük numaralar genç evet, miyoplarda. Evet, demin söyledim. Yüksek dejantif miyopların psikolojik, estetik ve sosyal sorunlarının olması bağlamında bura beni çok etkiledi. Ve Rusya'da çalıştığım bir müddet sonra kongreye çağrıldığımda hoca bana dedi ki yüksek miyoplara mercek koymaya başladık, haberin Hı -hı. olsun dedi. Ben de teşekkür ettim. Sadece bir sinyaldi bu. Aklımda olsun. Ve tesadüfen e, bir çalışmada bulundum ben Ruslarla ve bana 8 tane mercek verdiler. Cebimde kaçırarak Rusya'dan bunu Türkiye'ye soktum Hı -hı. ve arkadaşım biriyle birlikte uyguladım. Hı -hı. Ve ilk yayını biz yaptık bu konuda Ruslardan sonra ve kitaplarda da adımız var bu evet, yüzden. Fyodorov, Özçetin, evet, Teodoro Özçetin ercek ve tabii ki Baykara. Bu o, mercek e, ilk bulduğumuz. Sağ taraftaki mercek bir bilinen bir mercekti. Hı -hı. Biz bunları tesadüfen arkadaşlarımla birlikte ele geçirdik. Ve biz İsrail'den aldığımız bir ameliyat tekniğini bununla birleştirerek Bursa Tekniği adında 2013'lerde 18'ler arasında yayınladık. Bugün dünyada en çok yapılan ameliyat tekniklerinden biri. Son bu. slide 28 bu sefer biraz daha evet. ileri yaş gruplarında çok odaklı Şimdi göz içi Şimdi her hasta 40-45 yaşın üstünde ve miyopsa. Final. Miyopsa. Burada çok odaklı göze mercek koyuyoruz. Hı hı. Bunlar katarak ameliyatında zaten kullandığımız mercekler ama ölçümü yapıp Hasta ediyoruz ki sen gözlükten kurtulursun. Ve katırak ameliyatı gibi yapıyoruz. Bir taşla üç kuş vuruyoruz. Hı hı. Bir gözlük kalkıyor yakın uzaktan kurtuluyor hasta. İki katarak olmaktan kurtuluyor. Üç göz tansiyonu gelişmesinden kurtuluyor. Hatta yakın gözlüğü takmayan hastalarda sosyoekonomik durumu ve mesleki durumunu göz önüne alarak bu tip hastalarda presbiyop dediğiniz evet. yakın gözlüğü takma olayında kaldırabiliyoruz. Sonuç olarak miyopi bugün dünyada özellikle sosyo-kültürel seviyesi yüksek olan toplumlarda çok başa bela olmaya başladı. Çinliler miyopinin bu kadar artışını önlemek için ne yapıyorlar biliyor Hı -hı. musunuz? Öğlenleri çocukları uykuya yatırıyorlar. Bu da bir etken mi? Evet. Çocuk gözünü kullanmasını istemiyor. Ve dinlendiriyor gözlerini. Hem de dinlendiriyor. Hı -hı. Resim var. Spor salonuna yatırıyor çocukları uykutulumların içinde ve 13. çocuklar uyuyorlar. İsterseniz 13 numaralı, numaralı slide'ı slide edin, gösterelim. Edimsel miyopi ile noktayı koyuyoruz. Dolayısıyla benim burada hem çağırdığınız için de çok teşekkür ederek son cümlem söyleyeyim. Hem de miyop olduğum için Hı -hı. söyleyeyim. Lütfen çocuklarınızı günde bir buçuk, numaralı çocuklarınızı bir buçuk saatten fazla. Haftada ortalama 14 saatten fazla. Cep telefonu, bilgisayar ve laptop vermeyiz. Altta evet, gözüküyor, sağ altta, çocuklar salonda yatmışlar. Evet. Onun için benim en büyük tavsiyem, eğer çocuğunuz mu yoksa lütfen onları sokağa çıkarın. Çamurlu oynasın, yuvarlansın, koşsun, kapalı alana girip televizyon ekranı, laptop, bilgisayar ve özellikle evet. cep, cep telefonu, telefonu. Evet. çünkü ekran ufak orada. Evet ve film seyrediyorlar orada uzun süre işte çizgi filmler vesaire ve bu şekilde miyopiyi artırıyorlar onun için bir buçuk saatten fazla e, cep telefonu vesaire çocuk hayatında olmamalı çok teşekkür ediyoruz ben Prof. teşekkür Prof. ediyorum zaman hayatım içinle birlikteydi yani yine farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Retina Göz Olay Sağlık Programını sundu.